Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, her pazartesi perşembe yeni videolarla karşınızdayız ve artık siz de bunu biliyorsunuz. Bilmeyenler ise zil butonuna basarak bütün bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Sizden gelen talepler üzerine videolar hızla ilerliyor. Yeni doğum yapan anneler, emziren bayanlar ve göğüs problemi yaşayan herkes. Hiçbir materyal kullanmadan göğüs kasını çalıştıracağız, şekillendireceğiz ve gayet formda istediğiniz bir biçimde çalıştıracağız. Hadi bakalım. Bu kombinasyonlar için dilerseniz sandalyeye oturabilir ya da rahat bir yerde kendinizi dik bir konumda tutarak benimle beraber çalışabilirsiniz. Birinci hareketimize başlıyoruz. Şimdi dirseklerimizi kapattık ve dirseklerimiz tam omuz hizasında. Avuç içlerimiz mümkün olduğu kadar kapalı olsun. Burada dirseklerimi yana doğru açıyorum. Burada açtığım nokta tam omuz hizası ve bir tık daha geriye doğru gelsin ki göğüs kasımız bundan etkilensin. Ve tekrar kapatıyoruz. Nefes ver. Vurgu hep açarken kası hisset ve bir tık daha gerdir. Aman dikkat, bu hareketi yaparken dirsekler aşağı inmek isteyecek. Hayır, bu açıda olsun ki göğüs etkisi doğru olsun. O yüzden devam. 15 tane kollarınızı geriye doğru alarak göğüs kasını çalıştırıyorsunuz. Dikkat, sağ ve sol kol eşit çalışsın ki tamamen her iki göğüs kası da dengeli çalışsın. Ve her seferinde kapattın 15 tane. Harika. İkinci hareketimiz, kollarımız yanda daire çizeceğiz. Şimdi önden arkaya doğru 15 tane daire çiziyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey kol eklemi hareketi yapmasın. Omuzlarınızı aşağıya doğru bastırın, kaslarımız devreye girsin ve göğüs kası için etkili olsun. Hani bazen sorular geliyor ya, işte ben bu hareketleri yapıyorum ama hiç hissetmiyorum. Çünkü yük eklemde. Halbuki biz bunu kasa uygulayarak kasta verim almamız lazım. Daireyi çizerken çok dikkat, sadece omuzlarınız ve göğsünüzü hissedin. Her zaman bastırarak 15 tane yaptıktan sonra tersten. Şahane. Sonuna kadar bastır. Kare gibi değil, daire gibi olsun. Parmak uçlarınız hep ileriye doğru uzuyor. Karın, gövde, omurga, her şey şahane. Ve tabii ki nefes vermeye devam ediyorsunuz. Yavaş yavaş yaptıkça etkisi daha da çok. Daha da iyi hissediyorsunuz. 15 tane tersten yaptıktan sonra bir tık hızlanıyorum ve 8 tane tekrar önden. 1, 2, 3, 4, şahane, 5, yanıyor, 6, 7, 8 tane tersten. 8, 7, 6, hep uzayarak hisset, omuzlar aşağıda, boyun rahat. 8 tane tersten yaptıktan sonra yavaşça rahat. Ve etkisini hisset. Şahane gidiyoruz. Üçüncü hareketimizde omuz kaslarını çalıştırdık, göğüs kasını çalıştırdık. Birazcık daha yukarıya doğru kaldırarak istediğiniz etkiyi sağlayacağız. Vurgumuz hep yukarıya doğru. Yani 1, 2, 3. Bu hareketi yaparken dirsekleriniz hafif bükülü, kollar hep yukarıya ama böyle omuzları kaldırmadan mümkün oldukça omuzlarımız aşağıda, boynumuz rahat. Sadece göğüs kasını hisset. Yukarıya doğru devam ediyoruz. Kaç tane mi yapacağız? Çok. 20 tane. Hadi bakalım. Nefes. Hisset. İnerken bastır, kalkarken kasların çalıştığını hisset. Süper. 20 tane de bunu yaptıktan sonra 3. harekete de başarıyla beraber tamamlıyorsunuz. Dördüncü hareketimiz ise göğsü tek tek çalıştırmaya başlıyoruz. Şimdi bir kolumu kaldırdım. Yine omuzum aşağıda. Göğsü hissederek yukarıya doğru kaldıracağım. Şimdi burada yukarıya doğru kaldırdığımızda çok kası hissedemeyebilirsiniz. Pectoralis minor. Bir tık daha çapraz alacağız. Yukarıya kaldırdık. Harika. Kaç tane? 10 tane. Sağ kolunu kaldırdım. 10 tane. Sonrasında hemen sol kolunu da kaldırıyorsun. Ama biliyorsunuz göğüsler beyler içinde, bayanlar içinde birbiriyle eşit olmayabilir. O yüzden hangi göğsünüzün daha fazla çalışma ihtiyacı varsa bu tekliler şahane. Çünkü orada birazcık daha fazla sayıyı arttırarak çalıştırabilirsiniz. Sağ ve sol, herkes kendi sayısına göre arttırarak çalıştırdıktan sonra tabii ki iki kol beraber. Yukarıya kaldır. Bırak, kaldır, bırak, kaldır. 15 tane de iki kolu beraber yukarı kaldırıyoruz. Nefes vererek hisset göğsü.
Sonuncusunda dinlen. Güzel. Evet, hareketlerimiz devam ediyor. Şimdi dirseklerimizi birleştirdik, ellerimizi birbirine kenetledik. Evet, o bildiğiniz klasik hareketimizi yapıyoruz. Şimdi omuzlarım aşağıda, kollarım rahat. İki dirseği birbirine zıt şekilde çekiyoruz. Çektin, bıraktın. Güzel. Çektik, bıraktık. Bazen bu hareketi görüyorum. Şöyle bir uygulamaları var, hızlı hızlı. Bu hiçbir şeye yaramaz arkadaşlar. Çünkü kasın kasılması için bir 4 saniye ihtiyacımız var. O yüzden çektin, 4, 3, 2, 1, gevşe. Bekle, tekrar. 4, 3, 2, 1, şahane. Omuzunu koltuk altına doğru ve yine göğüs kasını, kol kasını hisset ve gevşe. 4 saniye boyunca çek. Bütün kas gruplarını çalıştırır. Omurga hala dik, nefes hala güzel. Ve sen göğüs kasını çalıştırmaya devam ediyorsun. Bu gergin çalışmamızı 15 tekrar yapıyoruz. Sonrasında 4, 3, 2, 1, gevşe. Hemen hiç ara vermeden ellerimi birleştirdim. Son hareket. Şimdi göğsün yan kısımlarına doğru, yapıştığı yerlere doğru çalıştırdık. Birazcık daha ortaya gelsin diye son etkiyi sona bırakıyorum. Dirseklerimiz aynı pozisyonda, avuç içlerimizi birleştirdik. Yine 4 saniye. Birbirine doğru iterek sıkıştırıyoruz. 1, 2, 3, 4, gevşe. Harika. Tekrar. 1, 2, 3, 4, gevşe. Tekrar. Nefes vererek 15 tane de bundan. Ve göğsün birbirine yaklaştığını, omuzlarının, boynunun rahat olduğunu, daha çok göğsün çalıştığını hisset. Bu hareketi de yaptıktan sonra hiçbir materyal kullanmadan göğüs kasını çalıştırmış, hatta onun bağlantılı olduğu kasları da çalıştırmış, etki olarak göğsü şekillendirmiş ve gayet sağlıklı, gayet düzgün çalıştırdığından emin olabilirsin. Evet, şimdi soruları duyar gibiyim. Hocam biz bunu kaç tekrar yapacağız? Hangi günler yapacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi şu çok önemli arkadaşlar, göğüs kasım birazcık daha böyle büyüsün diyenler bunu gün aşırı yapabilirsiniz. Sayıları hemen hemen verdim. Eğer başlangıç ve orta seviye iseniz bu sayılar size iyi gelecektir. Ama hayır, ben zaten çalışıyorum diyorsanız sayıları biraz daha artırabilirsiniz. Peki ben her gün çalışarak göğüs kasımda birazcık daha şekillenme ve toparlanma istiyorum diyorsanız, dediğim gibi her gün çalışmak size iyi gelecektir. Bunu var olan programlarınızın içerisine ekleyebilirsiniz ya da sadece göğüs çalışabilirsiniz. Yine bunun dışında kanalımda Magic Circle ile yapılmış şahane göğüs hareketleri var. O kombinasyonda bununla birleştirdiğinizde etkiyi daha da arttırabilirsiniz. Hangi etkiye ihtiyacınız varsa hepsini sağlayabilirsiniz. Kanalımda biraz gezinin, göğüs kombinasyonlarının yanına birazcık da şınavları ekleyerek etkiyi daha da kuvvetlendirebilirsiniz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Videolar gelmeye devam ediyor. Beğenilerinizi, paylaşımlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.